Son günlerde sosyal medyanın ve teknoloji gurularının gündemini en çok meşgul eden iki madde Metaverse ve Web 3.0. Metaverse ve Web 3.0 ikisi de blockchain üzerine çalışıyor. Bu yönde ortak noktaları var. Ama bence aslında felsefeleri ve dünyayı evirecekleri yer olarak gayet farklılar. Ve bu iki dünyada oyunu kazanacak insanlar, şirketler de birbirinden farklı. Daha belki 3 videomda Metaverse evreni ele aldım. Metaverse nedir'e baktık. Metaverse'e nasıl yatırım yapılır? Metaverse'in yarattığı iş fırsatları nelerdir dedik. Bugün ise Web 3.0'ı ele alacağım. Ve Web 3.0 ile Metaverse neden aslında aynı teknoloji tabanını paylaşmana rağmen birbirine epey zıt girişimler ve Web 3.0'ın kazananları kim olacak? Web 3.0 toplum hayatını, iş hayatını nasıl değiştirecek? Ve belki de Web 3.0 bugün bildiğimiz anlamda devletin yapısını, vatandaşlık anlamını nasıl değiştirecek? İşte bütün bu ilginç konuları anlatmaya çalışacağım. Bugün 10 Kasım 2021. Ben Bora Özkent. 288. podcast'imde Web 3.0'ı konuşacağız. Ama bugün 10 Kasım öncelikle Atatürk'ü, bu vatanı bize armağan eden yüce liderimizi anmak istiyorum. Kendisini saygıyla, sevgiyle anıyorum. Onu bir neferiyim ve onun fikirlerinin, değerlerinin bu topraklar üzerinde hep canlı kalması için, hep toplumumuzun, hayatımızın ana bir parçası olmak için mücadele ediyorum. Bu çerçevede Haddini Aşk Kulübü'nde de sizleri geliştirmeye, eğitimler vermeye, ufkunuzu açmaya, yeni şeyler yapmaya sizi teşvik etmeye çalışıyorum. Tıpkı atamızın da isteyeceği gibi. Yaşa, var ol, sonsuza kadar bizimlesin Atatürk. Şimdi gelelim günün konusuna, Web 3.0'a. Aslında Web 3.0 konusunda çok sayıda paylaşım yapıldı. Herkes biraz haberdar. Web 1.0 ilk internet. İlk internette paylaşım yapmak bir hayli zor. O yüzden ancak profesyonel olarak web sitesi yazabilen, program yazabilen insanlar siteler oluştururlar ve biz onların yazdıklarını, paylaştıklarını okuduk, izledik. Web 2.0'da bu karşılıklı hale geldi. Bazı platformlar, YouTube gibi, Facebook gibi, Google gibi platformlar biz amatörlerin de içerik üretmesini mümkün kıldı. Bizler de üretim sürecine katıldık. Böyle karşılıklık oldu ama bunu tabii bir bedelle yaptık. Bu YouTube'lar vesaireler bizim verimizi aldılar. Bizim onun için ürettiğimiz içeriğin de onun yarattığı bütün geliri de aldılar ve temelde de bu veriyi ve bu içerikleri kullanıp insanlara reklam gösterdiler ve para kazandılar. Web 3.0'ın bunlardan temel farkı blockchain tabanlı olması. Blockchain tabanlı olduğu için de dağıtık bir yapı olabiliyor. Yani artık bizim bu merkezi yerlere ihtiyacımız yok. Ben mesela bu videoyu YouTube'a yüklemek yerine, ki YouTube'a yükleyince evet bundan bir gelir elde ediyorum ama büyük bir aslan parçası aslında YouTube'a gidiyor. Üstelik YouTube beni sansürleyebiliyor da. Bana yapmadılar şimdiye kadar ama isteseler yapabilirler. Koskoca Trump'ı bile sansürlediler. İşte beni bunlardan kurtarıyor. Çünkü ben bu videoyu bir NFT, yani bir non-fungible token olarak bir blockchain'e kaydedebilirim. Ve ben bunu bu blockchain'e kaydettikten sonra YouTube gibi merkezi olmayan küçük dağıtık yapılar, YouTube'a benzeyen dış görünüş itibariyle ama dağıtık olan, bir merkezi olmayan, bir tek insana bağlı olmayan, bir tek şirkete bağlı olmayan dağıtık organizasyonlar üzerinden bu sizlere ulaşabilir. Yani Web 3.0 temelde o yüzden bizi merkeziyetçilikten kurtarmaya çalışıyor. Nasıl işliyor bunun mekanizması? Bu mekanizmada tokenların çok önemli bir rolü var. Çünkü Web 3.0 için fikir geliştiren insanlar bir şirket kurmuyorlar aslında. Biraz daha farklı bir işleyişi var bu işin. Bir algoritma yaratıyorlar. Mesela bu algoritma YouTube'umsu bir algoritma olabilir. Fakat daha sonra bu algoritmanın işleyişini, akışını tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi topluluğa devrediyorlar. Yani oraya video üretecek veya oradan video izleyecek insanlara, bu örnekte. Bu insanlar, yani yaratıcıların buradan para kazanması ise bu platform işlemesi için gerekli olan tokenların değerinin artmasıyla oynuyor. Yani kabaca ben bir algoritma geliştiriyorum, YouTube'umsu bir algoritma. Bunu blockchain'e yüklüyorum. Bu insanların hoşuna giderse onu kullanıyorlar. Birileri video yüklüyor, öbürleri izliyorlar. Ve bu platformun değişimi, bu platformun kurallarının nasıl işleyeceği doğrudan doğruya bu topluluğun kendisine ait. Böylece artık insanlar sadece bir içerik üretip bunu bir yere yüklemekle yetinmiyorlar. O içeriği paylaştıkları sitenin kuralları, algoritması, işleyişi konusunda da söz sahibi oluyorlar. Bu çerçevede Web 3.0 aslında Bitcoin. Bitcoin'de de Satoshi Nakamoto algoritmayı geliştirdi. Kendisine bir miktar Bitcoin üretti, 2 milyon adet galiba.
Sonra da işleyişi bize bıraktı. Şu anda Bitcoin'in işleyişinden biz kullanıcılar, madenciler, node yöneticileri bizler sorumluyuz. Onun algoritmasının düzgün işlemesini sağlıyoruz ve zaman zaman onun algoritmasında kafamıza yatmayan yerler oluyorsa bununla ilgili iyileşme teklifleri getiriyoruz. İyileşme teklifleri o network üzerindeki insanlar tarafından genel kabul görürse iyileşmeler devreye giriyor. Mesela bu aralar Taproot iyileşmesi var. Veyahut da eğer kabul görmezse reddediliyor. İsteyen de reddedilse de o zaman ben çatal ayırıyorum diyor, fork yapıyorum diyor. Yani ben diyor bundan sonra farklı bir yoldan gideceğim. Beni izlemek isteyenler var mı diyor. İşte Bitcoin Cash gibi şeyler çıktı o dönemde. Geçmişte buradan. İsteyenler oradan devam ediyorlar. Geri kalan da istiyorsa bu ana oyunda kalıyor. Bu algoritma benim için doğrudur diyor. Şimdi teknik olarak basitçe anlatmaya çalıştığım bu sürecin tabii çok ciddi sosyal etkileri var. Toplumsal etkileri var. İş hayatı etkileri var. Bir kere karşımızda artık şirket olmayan şirketler var. Bu şirketlerin tek gelir kaynağı o platformun işlemesi için kullandıkları tokenlar. Yani mesela demin örneğe dönecek olursak YouTube'a benzeyen ama desentralize olan bir yapıya gittiğimizde o şirketin bir sahibi falan yok. Ama o da iş yapabilmek için tokenlara ihtiyacınız var. O tokenların madencileri bu işten para kazanıyorlar. Onu ilk kuran insanların da tabii bir miktar token oluyor. O yüzden o platformun kullanımı arttıkça o tokenlar değerlendiği için esas gelir kaynakları bu tokenların değerlemesi oluyor. Bu durumda ben YouTube'un, Instagram'ın, Google'un monopollerinden kurtulmuş oluyorum. Çünkü ben içeriğimi özgürce istediğim yerde paylaşıyorum. Üstelik içeriğimi paylaştığım yerin kurallarında, algoritmasında söz sahibiyim. Onun büyümesinde de söz sahibiyim. Onun benim istediğim standartlarda işlemesine de söz sahibiyim. Tabii orada bir topluluk var. O topluluk benim dışında düşünüyorsa o zaman belki orayı terk edebilirim. Veyahut da ben kendi yeni platformu bir çatalla, bir forkla yaratabilirim. Web 3.0'ın başka güçlü bir yönü de open source, yani açık kaynaklı olması. Açık kaynaklı olması da şu anlama geliyor. Biz Facebook'un, YouTube'un algoritmalarını bilmiyoruz. Onlar kendileri onu yazıyorlar. Biz onu çözmeye çalışıyoruz. Burada ise her şey belli. Kurallar şeffaf ve açık kaynak. Hepimiz görebiliyoruz. Üstelik de bu açık kaynaklı olduğu için hoşumuza gitmeyen, kafamıza yatmayan algoritmada bir şey varsa bunu da görebiliyoruz ve buna müdahale etme şansımız oluyor. Bundan dolayı açık kaynak büyük bir güç. Çünkü sürekli gelişimi mümkün kılıyor. Ve mesela benim yarattığım, diyelim ki ben kurmuştum onu YouTube'a benzeyen platformu, ondan daha iyi bir platform yaratmak isteyen benim bütün bu kodumu tekrar yazmak zorunda kalmıyor. Benim kodumu alıyor, sonra onun hoşuna gitmeyen yönlerini değiştiriyor, üzerine bir şeyler ekliyor. Buna composability deniyor. Yani adeta Lego parçacıkları gibi üst üste ekleyerek ve bir önceki programcının, yazılımcının katlandığı dertlere katlanmadan onun bıraktığı yerden devam edebiliyoruz. Bu da buranın çok hızlanmasını, çok ciddi büyümesini mümkün kılacak. Çünkü merkezi Facebook gibi dev bir kaynaklı olan bir şirket olsa bile merkezi bir örgüt yerine burada dağıtık bir yapıdayız. Ve işte Linux gibi yapıların, açık kaynak yapılarının ne kadar hayatımızda önemli rol olduğunu düşünecek olursak açık kaynağın buradaki muhteşem gücünü biraz daha iyi anlamış oluyoruz. Web 3.0'ın bir diğer büyük gücü de pazarlamaya ihtiyacı yok. Yani işte görüyorsunuz Facebook ben diyor Metaverse kuracağım diyor. Bunun için ismini Meta'ya dönüştürdü. Günlerdir pazarlamasını yapıyor. Deli gibi iletişim kuruyorlar. Hatta bugün okudum Amerika'da fiziki dükkanlar açacaklarmış. Meta dünyasını tanıtmak için. Kendi içine çelişkin ama enteresan bir fikir. Ama bu işe çok para harcıyor. Çünkü o bir merkez ve insanları ikna etmesi lazım. Oysa Bitcoin örneğinde de gördüğümüz gibi bu tip dağıtık yapılarda böyle bir şeye gerek yok. Çünkü Bitcoin node yöneticileri, Bitcoin madencileri, Bitcoin yatırımcıları onu kendileri pazarlıyorlar. Yani buranın en güzel şeyi o network üzerindeki oyuncuların o pazarlamayı kendilerinin yapıyor olması. Bugün Twitter'a girdiğin zaman Bitcoin ile ilgili yüzlerce haber görürsünüz. Bütün kaynaklarda bunun hiçbiri merkezi medya tarafı üretilmiyor. O network'ün büyümesini isteyen, o network'e inanan ve aynı zamanda oradan çıkarı olan insanlar tarafından büyütülüyor. Bu da network'lerin büyüme hızını müthiş artırıyor. Network'lerin büyüme hızı konusunda Metcalfe yasasını anlatmıştım. Onu lütfen YouTube'daki linklerde, bunu aşağıda açıklamalara koydum. O yasayı da bir izleyin. Bir network her zaman katılımcı sayısının karesiyle doğru orantılı artar. Eksponansiyel büyür. Bu yönden de burada yaratılacak bu desentralize yapıların müthiş büyümeler yaratacağını ve merkezi yapıları bu yönden yenebileceklerini düşünüyorum. Web 3.0'ın başka bir güzelliği de yaratıcılığın önünü açıyor olması. Bugünkü dünyada ben bir şey yarattığım zaman bir takım platformlara, onların kurallarına ve onların ödeyeceği paraya mahkumum. Web 3.0'da bu böyle olmuyor. Web 3.0'da benim yarattığım her şey blockchain'in, NFT'nin bir parçası haline geldiği için ömür boyu ondan akıllı kontratlarla para kazanıyorum. Telif haklarımı kolay koruyorum.
tek bir platformda değil birden fazla platformda yayınlanmasını sağlıyorum. Ve daha evvel NFT podcastlerini anlattığım gibi yine LinkedIn'den aşağıya bırakıyorum. Bundan ömür boyu gelir elde edebiliyorum. Bu da yaratıcıdan, yaratıcı değil de illa sanatçı düşünmeyin. Mesela bir bilim insanı da olabilir. Bilimsel kaynak için, bilimsel araştırma için kaynak arıyordur. Bu insanların kaynağa erişimini süper kolaylaştırıyor. Bu yönüyle de çok zenginleştirici Web 3.0. Web 3.0'da yaratılacak desantralize organizasyonların başka faydaları var. Mesela Uber'i düşünün. Uber aslında bir merkezi organizasyon. İşte araç sahibi, şoförlerle yolcuları buluşturuyor ve Uber kendi kurallarını kendisi koyabiliyor. Bazen işte şoförler itiraz ediyorlar, bizim hakkımız çok yeniyor, çok çalışıyoruz, az para kazanıyoruz diye. Bazen yolcular beğenmiyorlar Uber'in altka hizmeti, fiyatını çok yüksek buluyorlar. Bu yeni yapıda o şoförler ve o yolcular söz sahibiler orada. Bundan dolayı eğer bu işler doğru işlerse burada kurulacak işletmelerin öyle diyelim veya platformların müşteri tatmini daha yüksek olacaktır. O platformda hizmet sunan insanların da bu işten alacakları tatmin ve tabii mali karşılık daha iyi olabilecektir diye düşünüyoruz. Web 3.0'ın tabii başarılı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Şu anda en temel Web 3.0 uygulamaları decentralize finance denen decentralized finance'te işliyorlar. Ve açıkçası iyi gidiyorlar, hızlı büyüyorlar ama epey çok sorun da yaşanıyor. Çünkü her yeni teknoloji olduğu gibi bir burada teknolojik olarak zorluklar yaşanıyor. İki, kötü niyetli insanlar bu karmaşık teknolojiyi anlamayan insanları kandırabiliyorlar. Bir sürü sorun var ama hızlı büyüyor. Ama yine de Web 3.0'ın başarılı olup olmayacağını şu anda hiç kimse emin değil. Çünkü Web 3.0'ın rekabet edeceği yapılar, Facebook gibi, Apple gibi, Google gibi yapılar, devasa yapılar. Google'un da dün değeri 2 trilyon doları geçti. Apple 2,5-3 trilyon dolar. Yine bir diğer merkezi yapı Amazon 2 trilyon dolar. Facebook grubu 1,5 trilyon dolar. Yani bunların çok paraları var. İçeride çok sayıda kullanıcı var. Ve sentralize olmanın bazı avantajlarına yararlanıyorlar. Sentralize yapılarda genelde yazın daha hızlı işliyor, dağıtık yapılarda yavaşlıyor. Hani Bitcoin'in bazen transaksiyonlarını yavaş bulmamızın sebebi de bu. Artı çok konsantreler. Bir yandan yanlarına kanun lobi de alabiliyorlar. Bir yandan çok yüksek maaş verdikleri için en iyi iş gücünü kendilerine çekebiliyorlar ve inanın bana desantralize yapılarla ölümüne savaşıyorlar. Nereden mi biliyoruz desantralize yapılar ölüme savaştıkları? Mesela Apple Store'da desantralize blockchain üzerine oynanan oyunlara yer yok. Açmıyor kendisini. Pek çok diğer platformda da aynı şeyi görüyoruz. Yani bunu kendilerine direkt bir rakip olarak görüyorlar ve bu rakibin başını küçükken ezmek konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük desantralize blockchain oyunlarından olan Axie Apple Store'da da yok. Galiba yanılmıyorsam Google Play'de de yok. Yani almıyorlar bile oraya. İnsanlar onun farkına varmasını istiyorlar. Ve bence Metaverse'e olan aşkları da buradan geliyor. Çünkü Metaverse daha merkezi. Şimdi diyeceksiniz ki ikisi de blockchain değil mi hocam? Evet blockchain. Ama Metaverse'de o evrenleri yaratmak, o evrenlere insanların erişimini sağlamak çok masraflı. Mesela Facebook'un Metaverse'ine girecekseniz Türkiye'den, bunun işte bu internetin yavaştan etkilenmemesi için Türkiye'de ya serverlar olacak onun ya da Türkiye'de işte Turkcell gibi, Türk Telekom gibi, Vodafone gibi işleticilerle anlaşacaklar. Oradan bize servisler sunuyor olacaklar. Öbür türlü yavaş olur. Buna tabii çok büyük para gerektiriyor. O yüzden Metaverse daha merkezi olma eğiliminde gidiyor. Evet tek bir merkez olmayacak belki. Ama olan evrenler işte Facebook'un Metaverse'ü, Fortnite Metaverse'ü, Decentraland Metaverse'ü, Sandbox Metaverse'ü bu tip Metaverse'ler aslında yine büyük merkezi yapılar olacak. Biz onların içerisinde hareket edebileceğiz. NFT'lerimizi onun içine taşıyabileceğiz ama bunların işletilmesi çok büyük yatırım gerektiriyor. Çok büyük database'ler gerektiriyor ve çok da büyük yatırım gerektiriyor. O yüzden benim tahminim Metaverse hala merkezi olmaya devam ediyor olacak. Hatta buradaki merkeziyetçilik daha da büyüyebilir. Çünkü mesela Facebook'un Metaverse'ünde içinde verdiğimiz veri de artıyor. O veriyle yapabilecekleri de artıyor. Biliyorsunuz veriyle yapılabilecekleri arttıkça daha da sentralize, daha da merkezi hale gelip daha da fazla kendi istediği şekilde dünyaya davranma şansı artıyor bu firmaların. O nedenle eğlence için Metaverse tamam ama dünyayı dönüştüreceksek bize Web 3.0 lazım. Web 3.0 üzerinde bu merkezi olmayan, hatta bir şirket bile olmayan platformların ortaya çıkıyor olması ve bunları besleyen, burada iş yapmaktan hoşlanan kullanıcıların katılımıyla bunların büyüyor olması benim en büyük arzum. Bunun tabii bütün merkezi yapıları sorgulayacak bir yere bizi götürebileceğini düşünüyorum. Nasıl Bitcoin bütün merkez bankaları zorluyor şu anda, kendi içinde dünyanın en değerli paralarından bir tanesi haline geldi. Son rakamlar itibariyle mesela altından daha değerli hale gelmek üzere. Hani dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi ve kimse buna bir şey yapamıyor.
Çin yasaklamaya kalktı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Çünkü bu blockchain'i dağıtık bir yapı, yasaklayamıyorsun. Böyle avucun içinden kayıp gidiyor. O yüzden de aslında bütün merkezi yapıları biraz zorlayacak bir yapı. Belki de devletin ne olduğunu, devletin çeşitli organlarının nasıl işlediğini bile buradan sorgulamaya başlıyor olacağız. Çünkü dağıtık bir yapı olduğunu düşün devletin. Bütün vatandaşların hakikaten her gün alınan kararlara katılabildiği, onun işleme algoritması şeffaf olduğu, mesela paraların nereye harcandığı, yolsuzluğun yapılamadığı bir devlet düşünün. Tabii çok ütopik konuşuyorum. Henüz buralardan uzak Web 3.0 ama oldukça çekici bir değer önermesi olduğu da net. Önümüzdeki günlerde Web 3.0 hakkında daha fazla paylaşım yapacağım, yazacağım, çizeceğim, videolar yapacağım. Çünkü etkisinin çok köklü olduğuna inanıyorum. Metaverse çok hoşuma gidiyor. Eğlenmek için, daha sürükleyici deneyimler yaşamak için, daha farklı uzaktan işbirlikleri, kolaborasyonlar için ama yine bence orası YouTube'un, Facebook'un bir versiyonu olacak gibi gözüküyor. Zaten Facebook gibi, Apple gibi, Microsoft gibi büyük şirketler buraya aşırı yükleniyorlar. Oysa bizim bir de bu tarafımız var. Burası Web 3.0. Web 3.0'da bunun tam tersi bir dünya. Daha desentralize, daha özgür, daha katılımcı olduğumuz ve kendi haklarımızı daha iyi savunup kendimizi temsil ettiğimiz bir dünya. En azından verdiği söz bu. Tabii zor bir söz bu. Ama dağıtık sistemlerin ve açık kaynaklı yazılımların eninde sonunda hep merkezi şeyleri yendiğini gördük hep tarihte. O yönden ben epey ümitliyim. Evet, bugünkü podcast'ımın sonuna geldik. Umarım ilginizi çekmiştir. Önümüzdeki günlerde Web 3.0 konusunda paylaşmaya devam edeceğim. Ve her seferinde olduğu gibi Web 3.0'a farklı açılardan bakıp hayatımız nasıl etkilediğini incelemeye çalışacağım. Elbette yatırım imkanlarına bakıyor olacağız. Elbette buradaki iş fırsatlarına bakıyor olacağız. Ve bir yandan da pratikte ne gibi değişimler yarattığında çeşitli örneklerle size sunmaya çalışacağım. Eğer bu podcast hoşunuza gitmişse bir like, bir yorum, nereden izliyor veya dinliyorsanız süper olur. Daha fazla insana ulaşmama yardımcı olursunuz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.